Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. İşte yeni bir gün. Ödüm koptu. Buluşma zamanı. Ali, ne yapıyorsun? Dikkat etsene biraz. Özür dilerim. Çok sessiz. Geldiğimizi fark etmedi mi acaba? Şimdi anlarız. Koca çınar, biz geldik. İşte bunu çok seviyorum. Ha? Biz geldik. Merhaba koca çınar. Selam çocuklar. Hoş geldiniz. Bu arada önceki görevinizdeki başarınızdan dolayı hepinizi kutlarım. Kolay işte. Bu yaptığınız yanınıza kör kalmayacak. Asla vazgeçmeyeceğim. Bence o adam hiç vazgeçmeyecek. Yine de bu başarınız sizi gevşetmesin. Her an tetikte olmalısınız. Çünkü kötüler saldırmaya hep hazırdırlar. Şuraya şöyle kurnazca bir plan yapayım. Onlara bunu ödeteceğim. Sadece o minik aylaslara değil, tüm İstanbullulara ödeteceğim. Yeni planımla başa çıkamayacaklar. Şunu da şöyle yaptık mı? Azmi, nerede kaldın? Geldim patron. Karıştırması uzun sürdü de. Buyurun. İnşallah çok sıcak değildir. İnşallah. Ah, yandım. Bir işi de düzgün yapamaz mısın sen? Ağzımı yaktın. Patron. Bu kez neresi için plan yapıyorsun? Yerebatan sarnıcı. Neden orayı seçtin? Neden mi seçtim? Geçen dersteyken... İstanbul'un sarnıçlarını öğrenmiş oldunuz çocuklar. En büyük kapalı sarnıç da tabii ki Yerebatan. Peki hanginiz burayı anlatmak ister? Gürgen? Şşş, uyan. Ne? Öğretmen Yerebatan sarnıcını soruyor. Orası neresi Hasan? Bana sormadı ki, sana sordu. Ha, öyle diyorsun yani. Öğretmenim, Yerebatan sarnıcı Beşiktaş'ın şanlı zaferlerini kazandığı eski stadıdır. Tribünlerinin sahaya çok yakın olmasından dolayı halk arasında bu isimle anılan stat, unutulmaz 5-0'lık Argentinos Juniors galibiyetine ev sahipliği yapmıştır. Kara kartalların gollerini Bulgar Solak Yankov... Bu kadar yeter Gürgen. Otur, sıfır. Ne gidiyorsunuz? O sarnıcı öyle bir hale sokacağım ki bir daha kimse ziyaret edemeyecek. Astronot olmamın önünde kimse duramaz. Bir sorun var galiba.
Çocuklar, Gürgen harekete geçmiş. Şimdiki hedefi Yerebatan sarnıcı. Bir bakalım. Aynen öyle. Büyük bir su deposuymuş aslında. Hemen gidelim. Hadi hemen. Bir dakika arkadaşlar. Çınar'ın bize bir uyarısı var. Çocuklar, unutmayın. Göreviniz İstanbul'un aziz hatıralarını korumak. Yapacağınız her hareketi bu bilinçle gerçekleştirin. Şuraya bak. Her yer nemli. Islaklıktan hiç hoşlanmam. Sen asıl şimdi seyret. Nasıl bir yer ki? İşte oradalar. Sizce ne planlıyorlar? Hiç iyi şeyler olmadığından eminim. Çocuklar şu etrafınıza bir bakın. Burası müthiş bir yer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada kaç tane sütun var? 336 tane. Her biri tam 9 metre uzunluğunda. Hatta sütunlardan ikisinin altında Medusa heykelleri var. Kimin? Medusa. İnsanlar onunla göz göze gelenin taşa dönüştüğüne inanıyorlarmış. Ne? Anneciğim! Tüh düştü. Dikkatli olsana biraz. Burada tuzak kurmaya çalışıyorum. Ama... Sus bakayım. Piranaları suya bırak hadi. Tamam patron. Hadi gidin bakayım. Ses şu taraftan geldi. Buradan devam edersek gözyaşı sütununa ulaşacağız. Gözyaşı sütunu mu? Evet. Anlatılanlara göre dilek tutmak için parmağını içine yerleştirip çevirdiğinde dileğin gerçekleşiyormuş. Astronot olup Mars'a gideyim. Mehmet gitmesin. Ben de dilek tutabilir miyim patron? Dilek mi? Dilekle uğraşacağına daha çok çalış. Hadi paraları toplamaya başla. Paraları ben topluyorum. Sonra o harcıyor. Gözyaşı sütununun hemen arkasına insanlar para atarak da dilek tutuyorlarmış. Epey birikmiştir. Çek bakalım. Çek. Daha çok doldur. Daha çok. Oo, cil paralar. Çabuk saklan. Misafirlerimiz var. Önce ben atlayacağım. Hoppa! Kazandım. Dört açın. Tamam. Nerede olabilirler? Ne bileyim ben. Kesin burada bir yerde saklı. Bu tarafa. Belki de buradadır. Allah Allah. Tuzamdan nasıl kurtulurlar? Halbuki o kadar da gevşek yapmıştım. Tut. Piranalar. Tutam. Gitti. Kaç Gürgen, kaç! Geldim patron. Çek beni, çek! Amanın! Rahmetli anneannem! Şşş! Duymasınlar bizi. Nerede bunlar? Kaç! İşte oradalar! Koşun! Nereye gitti bu ikisi? Hani yoklar işte. Eve mi gitsek acaba? Yine başlama! Beni mi arıyordunuz? Şimdi görürsünüz siz. Ne kadar uğraşırsan uğraş başarılı olamayacaksın. Şuradan bir kurtulayım. İmdat! Yardım edin! Hiç boşuna bağırmayın. Görevlileri etkisiz hale getirdim. Size yardım edemezler. Az sonra da burası akvaryuma dönecek zaten. Neyin peşindesin? O elindeki de ne öyle? Bu yer kazan 3000. Kırıp dökemeyeceği yer yok. Sarnıcı mı yıkacaksın? Yok. Suyla dolduracağım. Böylelikle sarnıç eskisi gibi su deposu olarak görev yapacak.
Sonra da hiçbir önemi kalmadığı için tarih sahnesinden silinecek. Böylece astronot olmamın önünde hiçbir engel kalmayacak. Hesaplarıma göre yeterli derinliğe inildiği takdirde sarnıcın tamamını suyla doldurmak mümkün. Yani dediklerini yapabilir mi? Teknik olarak evet. Tarihi bir ana tanıklık ediyorsanız çocuklar. Biz gidiyoruz ufaklıklar. Bu arada siz de burada boğulursunuz herhalde. Bir şeyler yapmalıyız. Giderek yükseliyor. Bu kafesten nasıl çıkacağız? Önce silahı durdurmalıyız. Benim bir planım var. Eyvah! Yine saçma bir plan geliyor. Zeynep, Yoyun yanında mı? Of, demedim mi? Bana güvenin. Yapabilecek misin Mehmet? Hadi. Yine olmadı. Başka bir şey mi denesek? Son bir kez daha deneyeceğim. İşte oldu. Evet. Yere yatın. Başardın, harikasın Mehmet. Peki bu kafesten nasıl kurtulacağız? Tamam, ben hallederim. Çekil bakayım. Ya! Elif? Büyütmeyin, kolay işte. Çok yüksek. Yaşasın. Verdik. Şimdi biz yine İstanbul'u mu kurtardık? Burada bir kap var. Bakalım neymiş? Dilek paraları. Gürgen hepsini çalacakmış. Ama ona izin vermedik. Yarım saat sonra tüm dünya beni konuşuyor olacak. Sonra tarih değişecek. Ben okulu bitireceğim. Astronot olacağım ve Mars'a çıkacağım. O Mehmet de avucunu yalayacak. Ne olamaz.